Merhaba Medyascope TV izleyenleri. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuşil Gezdi son günlerde artan kayıp çocuk vakalarıyla ilgili TÜİK verilerine dayanarak bir rapor hazırladı. Telefon hattımızın ucunda Sayın İlgezdi konuğumuz ve İlgezdi ile kayıp çocuklar raporunu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın İlgezdi. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. TÜİK'in adli istatistik verilerine göre 2008-2016 yılları arasında 104.531 bir çocuğun kayıp olduğu bulundu. Peki bu çocuklar konusunda İçişleri Bakanlığı herhangi bir paylaşımda bulundu mu? Kamuoyunu bilgilendirme çalışmasında bulundu mu? Öncelikle böyle başlamak isterim. Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim. TÜİK verilerinden faydalanarak bu raporu hazırladığımızı iletmiştik biz. Çünkü bakanlıktan bir veri alamıyoruz. İçişleri Bakanlığı'ndan ya da Aile Bakanlığı'ndan. Dolayısıyla biz bu çalışmayı elimizde olan sadece TÜİK verileri olan 2008-2016 yılları arasına ait verilerden faydalanarak hazırladık. Dolayısıyla aldığımız verilerde gene bir kurumun verileri olduğu için bunları paylaşıyoruz. 2016'dan sonra 2017 yılına ait verileri de önümüzdeki günlerde zaten raporlaştırıp basınla, kamuyla paylaşacağız. Hı hı. Peki raporda şöyle bir rapora baktığımda şöyle bir soru da geldi aklıma. Bu kıstas alınan 8-9 yıllık süre içinde ortalama kaç çocuk kayboluyor ve bu çocuk kaybolma vakaları daha çok hangi şehirlerde yoğunlaşıyor? Şimdi sizin de başta belirttiğiniz gibi 2008-2016 yılı arasında toplam 104.000'den fazla çocuğumuzun kaybolduğunu biz görüyoruz. Bunların çoğunluğunu da tabii kız çocukların oluşturduğunu görüyoruz. Ama oranlar aslında gene hani birbirine çok da uzak değil. 104.531 çocuk olarak kayıda geçmiş çocuklardan yaklaşık 59.435'i kız çocuğu. Özellikle kız çocuklarına yönelik kayıbın daha çok olduğunu görürken erkek çocukların oranının da hiç küçümsenmeyecek noktada olduğunu görüyoruz. %43 civarında da erkek çocuğu kaybolduğunu görüyoruz, kaybolduğunu. Dolayısıyla gerçekten baktığımızda ürpertici bir rakam bu rakam. Türkiye realitesine göre kayıp çocuk rakamı endişe verici boyutta olduğunu hep birlikte bu resmi verilerden şahit oluyoruz. Belki toplumda birçok insanda bunun farkındalığı da yok. Yani birçok insan bunun bilgisine sahip değil ya da çok da irdelenmemiş bir alan olarak kalmış. Dolayısıyla ama rakamlara baktığımızda özellikle 2008'den sonra hızla yükselen bir ivme olduğunu görüyoruz. Yani sayı neredeyse mesela 2008'de 4517 çocuk kayıpken 2014'te bu rakam 18.696'ya çıkmış. Yani bu iktidar döneminde hızla yükselen bir çizgi var kayıp çocuklarda. Kız çocuklarının konusuna gelince kız çocuklarındaki kayıp özellikle 11 yaş altı kız çocuklarında 11 yaş altı 2429 çocuk kayıp, 13-14 yaş arası 14.987 çocuk kayıp, 15-17 yaş arası 42.019 çocuğumuzun kaybolduğunu görüyoruz. Kız çocuklarının en fazla kayıp olduğu yılda 2014 yılı olarak raporumuzda yer alıyor. Burada şeyi sormuştunuz. Şehirlerdeki dağılımını evet. Sormuştunuz. Evet, kız çocuklarının kaybolduğu süreci. Buna baktığımızda da en fazla Antalya'da kaybolduğunu kız çocuklarımızın görüyoruz. Yine erkek çocukları da geneline baktığımızda yaş ayrımı yapmadan bu 8-9 yıllık sürecin geneline baktığımızda erkek çocuklarında da Antalya'da en çok kayıp vakası olduğunu şahit oluyor. Bunun dışında
takip ediyor 9 yıl içindeki kayıp olan sürece. 24 ilde rastlanmamış sadece 2016 yılında işte. Bu da genelde Doğu illeri, Karadeniz bölgesindeki iller olarak yer alıyor. Şimdi söylediklerinizden bir raporunuzda böyle şöyle bir ibare de var. Hükümetin 2013-2017 yıllarını kapsayan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kağıt üzerinde kaldı. Bugüne kadar bütüncül bir çocuk politikası oluşturulamadı. Bu plan nedir öncelikle ve nasıl kağıt üzerinde kaldı, uygulanmaya nasıl geçilemedi, ne eksiklikleri vardı? Şimdi şöyle, hükümet 2013-2017 yıllarını kapsayan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlayalım dedi. Ve bir komisyon kuruldu. Ve ulusal çocuk politikaları oluşturmak adına hazırlanan bir çalışmaydı bu. Ancak gelinen noktada ne yazık ki bu hazırlanan meclis araştırma komisyonu sadece rapordan öte gitmedi. Yani sonuçta bir iktidarın görevi evet raporu sunmak ama çözümü de getirmektir. Dolayısıyla çok da rapor dışına çıkacak bir çalışmaya dönüştürülemediği için aslında çocuklarımız hala kayboluyor ve kaybolmaya devam ediyor. Ki olayın daha acı bir yanı da tabii bu çocuklarımız kayboluyor da ne oluyor? Bunun cevabı da yok. Yani bir de bunlar da bence önemli ve kayda değer konular. Onlarla ilgili bir çalışma yapmak gerektiğini anlıyorum. Dolayısıyla bu konuda iktidar bir çalışma ortaya koyamamıştır. Sadece bir komisyon rapor hazırlamıştır ve çocuklara ulaşacak, bu süreci evirecek, olumlu bir noktaya yönlendirecek bir şeylesi olamamıştır. Evet, bir de bence raporun en önemli noktalarından bir tanesi de buluntu çocuklar başlığı altında oluşturulan bir kategori var. Öncelikle bu buluntu çocuk tanımını size sormak istiyorum. Buluntu çocuk nedir? Ve bu buluntu çocuklar bu az önce saydığınız istatistiklere giriyorlar mı yoksa onun dışında mı kalıyorlar? Şimdi bunlar buluntu çocuklar bu istatistiğin dışında kalıyorlar tabii. Bu vakalar genelde buluntu çocukları incelediğimizde biz %60'ın erkek olduğunu görüyoruz bu vakaların. Ve buluntu çocuk tanımı kanuni mescilli tarafından terk edilmiş ya da evinde veya bulunduğu kurumdan kaçmış halde bulunan çocukları ifade ediyor. Bu çocuklar aslında aileleri veya yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmadığı için kaybolan çocuklar kategorisinde yer almıyorlar dolayısıyla. Genelde sokak çocuğu olarak adlandırılan ve çoğunlukla da kaderlerine terk edilen bu çocuklar toplumun aslında en dezavantajlı kesimi. Ancak sizin değinmediğiniz bir şeye çok ben değinmek isterim burada. Şimdi iktidar çocuk istismarı denilince sonra sadece fiziki ve cinsel şiddet boyutunda ele alıyor. Oysa çocuğun istismarı son derece geniş, acı ve endişe verici bir alanı tanımlıyor. Başta çocuğun cinsel istismarı olmak üzere çocuk intiharları, çocuk evlilikleri, çocuk yoksulluğunda da ciddi bir artış görüyoruz. Uygulanan yanlış ekonomik, siyasi ve sosyal politikalar nedeniyle ailesinden kopan, yani evden kaçan çocukların sayısındaki artışın yükselmesini çok net bu tabloda, bu verilerde görüyoruz. Şimdi kayıp çocukların insan tacirlerinin eline düşmesi de bir sorun burada. Cinsel istismar ayrı bir sorun. Bir de organ kaçakçılığı, yani tacirlerin eline düşmesi söz konusu. Ancak bu organ kaçakçılığı ile ilgili de çok acıdır ki bu konuda da karanlıktayız gene. Emniyet Genel Müdürü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından web sayfasındaki açıklamaya göre Türkiye'de kayıp çocukların organ mafyasının eline düştüğüne yönelik bir veri olmadığı belirtiliyor. Oysa biz merdiven altı hastanelerde bile bu tür şeylerin yapıldığını zaman zaman basında görüyor ve şahit oluyor. Öteki taraftan küçük yaşlı evliliklerin meşru gösterecek hukuki adımların atılmış olması da çocukların evden kaçmasına vesile. Dolayısıyla burada çocuklar neden evden kaçıyor bence irdelemek ve çözüm üretmek öncelikli olmalı. Bu çok önemli. Hani bunun nedenlerine değinmek isterim birazcık ben uygunsa.
genelde kaçırılma vakaları, organize suç örgütleri tarafından kandırılma, terör örgütleri tarafından kullanılma, yuva ve yurtlarda korunma ve barınma altına alanların kurum bakımını reddetmesi, kabullenmemesi, erken yaşta evlilikler, ensest, şiddet, aile baskısı, aile bütünlüğünün bozulması, eğitim hayatındaki başarısızlık, toplumdan dışlanma, macera evresi, başkasına özenme, güvensizlik, psikolojik sorunlar, göç olgusuyla birlikte gelen dışlanma sorunları ve kaza, doğal adetler ve en sonunda medya etkisi. Bu sorunların en başında geliyor. Çocuklar işte bu saydığım nedenlerle bir şekilde yalnızlaşarak ya da çaresizleşerek kaybolan çocuklar kategorisine, kayıp çocuklar kategorisine giriyorlar. Peki Sayın İlgezli, şimdi çöken bir çocuk politikasından bahsettik. Kurumların şeffaf olmamasından, dışarıya veri aktarmamasından, gereklerini yerine getirmemesinden bahsettik. Bu çocuk politikasızlığı nereye kadar devam edecek, neler yapılabilir? Çocukların rehabilitasyonu ya da topluma kazandırılması için neler yapılabilir? Bu hep böyle sürüp gidecek mi? Şimdi bir kere ciddi bir şekilde çocuk politikası üretmemiz lazım. Bunun parti ayrımı olmadan çocuklarımıza sahip çıkmamız lazım. Çünkü bu çocuklar bizim yarınlarımız, geleceğimiz ve gerçekten en temel sorumlusu bu ülkedeki tüm çocukların biz erişkin insanlarız. Biz ebeveynler değil, yani bu çocuklar hepimizin çocukları, bu ülkenin çocukları. Bu noktadan olaya bakarak özellikle siyasi sorumluluğu alan tüm partilerin temsilcilerin içinde olduğu ciddi raporlamalar beraberinde ciddi çocuk politikalarını işletecek, çözümler üretecek bir çalışma yapılması gerekiyor. Ve mecliste bununla ilgili sırf rapor değil, çocuk politikalarına ilişkin ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Her şeyden önce bence bir çocuk bakanlığı kurulması gerekiyor. Ya çünkü hep birlikte şahidiz, her gün basında çocuklarımız peder oluyor. Ama öyle, ama böyle. Yani artık çocuklarımızın bu ülkede sokakları doldurup oynayan, çocukluğunu yaşayan, çocuk bahçelerinde, alanlarda özgürce gezen hakları kalmadı. Ama çocukluk demek özgürlük demektir. Biz kendi çocukluğumuzda bu ülkede sokaklarda çok rahat, kaygısız gezebiliyorduk, oynayabiliyorduk. Ve bugün çocuğun tablosu hep birlikte izliyoruz medyadan, basından ya da mecliste bize gelen ya da halkımızdan bize gelen mektuplardan. Çocukların tablosu çok acı. Dolayısıyla hızla bir çocuk bakanlığı kurulmalı. Hızla çocuklarla ilgili bu çok birçok alana ait bu kadar kayıp çocuğun sorunlarını sıraladım ben. İşte çocuk yoksulluğundan, çocuk işçiliğinden tutun da çocuk istismarına, çocuk dilinden tutun da eğitimdeki eşitsizliğe varana kadar bu çocuklara çözüm üretip daha eşit, daha barış, daha kardeşlik içinde bir hayat, bir gelecek kurmak hepimizin sorumluluğu. Öncelikle de biz siyasileriz. Evet, teşekkür ederiz Sayın İlgezli. Son olarak şöyle bir şey soracağım. Bu raporun devamı gelecek mi verilerin yenilenmesiyle beraber? Evet. 2017 ile ilgili raporu önümüzdeki günlerde paylaşacağım halkımızla ve basınla. İnşallah verilerde bir düşme görürüz. Çok umudumuz bu yönde olsun yine de. Ama çocuklarımıza sahip çıkalım diyorum. Ve bu sorunu çocuklarımıza sahip çıkarak sadece biz, benim çocuğum yok, bu ülkenin çocukları tekrar dediğim gibi tüm bu toplumun sorumluluğunda. Çok teşekkürler Sayın İlgezli programımıza katıldığınız için. Evet değerli Medyascope TV. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Evet değerli Medyascope TV izleyenleri, bugünkü konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezli'ydi. Sayın İlgezli ile son günlerde artan kayıp çocuk vakalarına yönelik hazırladığı TÜİK verilerine dayanan bir raporu hazırlamıştı. O raporu konuştuk, değerlendirdik. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, iyi günler.